Nasıl yapılır bölümüyle karşınızdayım. Ya da ilk bölümü çünkü attığımı hatırlamıyorum. Galiba attım. Neyse, bu bölümümüzde arkadaşlar otomatik fren nasıl yapılır? Evet, bunu göstereceğim sizlere. Geçen bölümlerde hatırlıyorsanız salakça şeyler yapmışız. Darth Vader'ı falan geçmiştik. Tuzaklar yapmıştık ve trambolinimizi yapmıştık. Dın, 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 dın. Ama abi bu fikir benden çıktı. Trambolin tabii ki de. Tuzakları bilmiyorum. Evet, tuzaklar da benden çıktı. Yani varsa, yapan varsa vardır ama ben bunu yapanı görmedim yani. Araştırmadım o kadar fazla da. Yani hiç görmedim. Hani YouTube'da, Minecraft'ta nasıl yapılır işte, nasıl bir şeyler yapılır videolarını bazılarını izledim. Ama hiç trambolin görmedim yani. Öyle bir şey görmedim. Yani bilgisayarı zaten kendim yaptım. O da benim tasarımım. Şimdi bu bölümümüzde arkadaşlar Enes de yok bugün. Bu arada bu videoda Enes olmayacak. Ne. Evet, PvP test çöpeğimle küçük PvP kalacağım benim. Size bu bölümde dediğim gibi otomatik ocak, otomatik fırın daha doğrusu yapımını göstereceğim. Şimdi yapmamız gereken bize gereken malzemeler bir fırın. Arkadaşlar bu arada hastayım. O yüzden de kusura bakmayın. Şimdi bir fırın, 3 tane, bir tane fırın, 3 tane huni, öyle olması lazım daha doğrusu. Siz daha fazlalı bir şeyler yapabilirsiniz ama böyle bir 3 tane de chest. Bunlar ne işinize yarayacaklar diyeceksiniz. Öyle demeyeceksinizdir muhtemelen de. Şimdi ben tersten başladım. Niye tersten başladım? Ne? Evet. İlk önce hemen böyle hunimizi aşağı doğru koyuyoruz. Hemen bir tane fırın koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle bu birazcık büyük bir işlem. Evet, şimdi fırınımız hazır. Şimdi sadece yapmamız gereken tek şey anladınız galiba. Kömür. Sadece kömür stoklarınızı ya da yakacak stoklarınızı. Ben size hatta göstereyim hemen şurada. Mesela ne pişirebiliriz? Ay, ne pişirebiliriz lan? Hakikaten. Mesela redstone pişirilmiyorsa lapis de pişirilmiyor hatta. Ay. Şimdi şimdi hemen şu iron'larımızı buraya koyalım. Ve hemen kömürlerimizi şuraya koyalım. Evet, bakın gördüğünüz gibi çalışıyor. Şu anda deli gibi maden üretiyor bizim makinemiz. Böyle istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Zaten makinede kömür bittiğinde tamamen duracaktır. Bakın hemen durdu. Şu an çünkü bitti. Şeyi yakıtı bitti. Ve arkadaşlar niye alamıyoruz diye soracaksınız. Evet, demirlerin hepsi buraya gidiyor. Yani bu işlem çok yararlı bir işlem. Şimdi diğerine geçelim. Diğerine hiç bulamadım lan. Aklıma bir şey gelmiyor böyle. Yardımcı olun. Evet, bu ne?
Bir dakika. Yenilmezlik 3. Tamam. Şimdi hemen şöyle gidelim. Şu kameradan bir tane almak istiyorum. Lütfen. Kamera nerede? Sen bana mı taşıyorsun? Geber. Neyse ben bu kadar buldum. Aa dur. Benim bir tane daha sistemi vardı. Bunu da ben kendim keşfettim. Şimdi hemen yapıyorum. Tabii ki de hava müzik maalesef yok. O yüzden ben böyle ağzımda çıkardım sesleri ve hastayım. Ağzımda çıkarıyorum sesleri ve hastayım arkadaşlar. Özür dilerim. Özür dilerim. Justin Bieber. Kabak biber. Bunun fena akıyor ya. Bu arada arkadaşlar beni 100 aboneye taşırsanız eğer taşırsanız eğer diyorum. Benim zaten şu anki hedeflerimi söyleyeyim ben zaten. Lego videosunda söylediğim gibi. Şu an 100 aboneye çıkmak hedefim. Sonra 1000, 2000, 3000 olacak. Ama şu anlık 100 abonede çok güzel videolar olacak. Hatta sonra 500 olacak. Abonemiz. Öyle olacak. Siz beni destekleyecek diye ben daha güzel videolar ve daha kaliteli, daha güzel videolar atacağım. Böyle zaten YouTube'un mantığı böyle gidiyor, işliyor. Siz eğer birine mesela bir kanala mesela Enes Gamers'a mesela kuzenim yani Enes Gamers'a like attığınızda bu like'lar Enes'in mutlu olmasını sağlıyor. Sadece sevdiğinizi gösteriyor. Yani o videodan daha çok atmalıyım. O videoyu seviyorlar. O videoyu seviyorlar. O video izleniyor. Ondan daha çok biraz daha atmalıyım. Fazla atmalıyım diye düşünce oluyor. Ve siz daha fazla like atmaya başlıyorsunuz. İşte YouTube'un mantığı da böyle bir şey. Zaten aynısını anlattım da. Neyse. Şimdi. Biz de yanlış yapıyoruz ya. Müzik belki olacak eklerim. Naruto. Bir saniye. Evet hemen geldim. Naruto. Naruto. Ne yapabiliriz la? Bir dakika. Yapacağım ben. Evet bu benim en çok sevdiğim ve en yapmasından hoşlandığım şey. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sonra bu dispenseri şöyle üstüne gelecek şekilde koyuyoruz. Ki yani yanlış koymayın diye söylüyorum. Çünkü bazıları mesela yan koyuyor. Öyle olabiliyor bakın. Böyle yan koyulmuyor da. Mesela shift'e basarak adamlar yan koyuyor. Yana gidiyor. Evet devam ediyoruz şimdi. Şimdi şöyle koyuyoruz. Abi ya. Evet arkadaşlar o da baskınlarından bıktım artık ya. Videoyu kaçıncıya çekiyorum. Şaka yaptım tabii ki de. Yani bu videoyu değil de diğer videoyu bir iki kere falan çekmişim. Şöyle yapıyoruz. Sonra şöyle buradan aradan bir tane gidecek. Hayır. Nereye giriyorsun sen evlat? Evet, tamam.
Şimdi şöyle yapıyoruz, kapatıyoruz. Sonra bu tamamen kendi buluşum. Birazcık kopya gibi görünse de gerçekten kendim buldum bunu. Bunu ben çünkü serim bir yıl önce de kullanıyordum. Yani kanalı açmadan bir yıl önce kullanıyordum. Şimdi sadece creeperlardan uzak tutun, çünkü ben creeperlardan denedim. Ya da creeperlara okla sıkın, çünkü creeperlar sizin yaptığınız makineyi patlar. Ya da patlamayan bloklardan alır ama yine chestiniz patlayacaktır, onu biliyorum çünkü. Yumurta arıyorum bir tane. Mesela. Skate. Tabi bu çıkmadan önce de ben yapıyordum da. Skate gel. Gel evlat. İşte bundan koyalım. Büyük büyük. Şimdi. Tabi buradan alacağız. Ve ben bir tane şeyi koymayı unuttum. Çok önemli. Bunu yapmazsak eğer makine çalışmaz. Bir tane buton koyacaksınız. Tabii ki de o sıkışmaması lazım. O yüzden siz en iyisi şöyle bir şey yap. Böyle sıkışmaz muhtemelen. Çünkü benimki makinemden büyük. Hani sadece bir tane geçiyor. Zaten bu bir tane de tek adam kılıç verirsiniz. Alırsınız böyle. Evet. Arkadaşlar. Neydi? Nasıl yapılır serisinden de bu kadar arkadaşlar. Ve demirlerimi. Açılmadı. Ooo 51 demir. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorum atmayı unutmayın. Daha çok gelmiştir sosyal. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.